Doğadan daha güçlüsü yok. Bunun en büyük kanıtı her yıl gezegenimizde meydana gelen doğal afetler. Uzaya bile uçabildiğimiz şu günlerde maalesef hala doğaya meydan okuyamıyoruz. Bugünkü videomuzda ise dünyayı 2021 yılında bekleyen doğal felaketlerden bahsedeceğiz. Artık yeter diyeceğiniz doğa olaylarından bahsedeceğimiz videomuza geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir, Yellowstone Milli Parkı Süper Yanardağ. Amerika'da Yellowstone Milli Parkı'nın altında bulunan Süper Yanardağ, dünyada en aktif olarak gözlemlenen yerlerden bir tanesi. Bu Süper Yanardağ, son 2 milyon yılda 3 kere süper patlama yaşamış. Sonuncu patlamaysa henüz biz dünyada yokken tam 640 bin yıl önce meydana gelmiş. Bu büyük patlama sonrası 3900 kilometre karelik bir alan çökmüş ve krater yaratmış. Eğer günümüzde bu yanardağ patlarsa ortaya çıkacak küllerin çoğu deniz yerine karaya gidecektir. Elbette bu da kötü sonuçlara sebep olacak. Son patlamada Amerika kıtasının hem kuzeyine hem de güneyine volkanik küller yayılmış. Günümüzde ise böyle bir durumda tüm bitki örtüsü ortadan kalkabilir ve hayvanlar zehirli kimyasallar soluyabilir. Yeryüzü küller yüzünden daha açık bir renge döneceğinden güneşten gelen radyasyon atmosfere geri yansır. Bu da uzun bir kuraklığa sebep olabilir. Su kaynaklarının yok olmasının ardındansa elektrik hatları kopabilir ve her türlü ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanabilir. Yellowstone Yanardağ'ın tekrar patlayacağı tarih tam olarak bilinmese de 2021 ve yakın gelecek geçerli tahminler arasında yer almaktadır. 2. Büyük Güneş Patlaması. 2021 yılında bizi bekleyen bir diğer doğal felaket Büyük Güneş Patlaması. Öncelikle şimdiye kadar kaydedilen en kötü güneş patlamalarından biri 1859 yılının Eylül ayında henüz modern teknolojiler geliştirilmeden çok önce gerçekleşti. Bu olay Carrington olayı olarak bilinmektedir. Patlamanın ardından dünyayı koruyan manyetik katmanı devasa bir plazma ve manyetik alan dalgası kaplamıştı. Bu da muazzam bir güneş fırtınasına sebep olmuştu. Güneş fırtınasının ardındansa gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıkları meydana geldi. Ancak bu ışıkların oluşturduğu güzel manzaranın yanı sıra fırtınayla birlikte gelen güçlü elektrik akımları da yaşandı ve bunlar ciddi sonuçlara yol açtı. Hem Avrupa'daki hem de Kuzey Amerika'daki telgraf iletişim sistemleri çöktü, yangınlar çıktı. 1989 yılında da başka bir güneş fırtınası yaşandı. Bu fırtınadansa en çok Kanada'nın Quebec şehri etkilendi. Enerji nakil hatları tamamen hizmet dışı kaldı ve 6 milyon kişinin evine elektrik ulaştırılamadı. Maalesef bu tarz güneş patlamaları sıklıkla yaşanıyor. O yüzden bazı bilim insanları yakın zamanda başka bir güçlü fırtınanın daha meydana gelebileceğini tahmin ediyor. Bilim insanları bu tip bir patlamanın dünyanın dört bir tarafındaki elektrik ve iletişim sistemlerini günlerce, aylarca hatta yıllarca hizmet dışı bırakacak kadar güçlü olabileceğine inanmaktalar. 3. Kilina Çöküntüsü. Sırada Hawaii'nin ana kara parçasında bulunan Kilauea Dağı'nın güney kısmındaki olası çöküş var. Kilina Çöküntüsü adındaki bu bölge gerçek bir tehlike unsuru. Bu çöküntü Pasifik Okyanusu'na 12 bin kilometre küp hacminde kayanın dökülmesine yol açabilir. Bu dökülme sonundaysa Pasifik Okyanusu'na yayılan ve sadece birkaç saat içerisinde Kuzey Amerika'nın batı kıyısına ulaşacak olan bir mega tsunami meydana gelebilir. 120 bin yıl önce Hawaii'deki bir bölgede de benzer bir çöküntü oluşmuş. Çöküntünün ardındansa dünyanın en yüksek binalarından biri olan Taipei gökdeleninin yüksekliği kadar dalgalar oluşturan bir tsunami ortaya çıkmış. Günümüzde ise bu çöküntü dünya okyanuslarında bulunan diğer adalardaki çöküntülerden çok daha hızlı deforme olmaktadır. Magma tarafından itilen çöküntü yılda 10 santimetre kadar denize doğru hareket etmektedir. Günümüzde ise bazı uzmanlar bu bölgede bir hareketlenme olacağını öne sürüyor. Ancak jeologlar yakın bir zamanda bir mega tsunami'nin meydana gelmesinin mümkün olmadığına inanıyorlar. Bunun sebebi ise çöküntünün yanardağdan ayrılmasını önleyen dar bir kara parçası tarafından destekleniyor olması. 4. Asteroid Çarpışması. Dünyaya bir göktaşının çarpması bekleniyor.
Hatta 2021 yılında buna kesin gözüyle bakılıyor. Böyle bir tahminde bulunulmasının en büyük nedeni ise birkaç milyon yılda bir uzayda medeniyetimizi tehdit edecek kadar büyük bir cisim fark etmemizdir. Milyonlarca yıl önce dinozorları yeryüzünden silen asteroidin veya kuyruklu yıldızın çapı yaklaşık 11 ile 80 kilometre arasındaydı. Benzer bir kaya parçası tekrar ortaya çıkarsa olacaklar insanı dehşete düşürüyor. İlk olarak bu çarpışma bir tsunami'ye yol açabilir. Fakat bu asteroidin karaya mı yoksa okyanusa mı düşeceğine bağlı. Asteroid düştüğünde ise meydana getirdiği kraterden havaya sıcak bir toz, kül ve buhar bulutu yükselecektir. Çarpışmanın şiddetiyle asteroitten kopan parçalar atmosferde savrulmaya başlayacak. Radyasyon yüzünden çok sıcak olan bu parçalar düştükleri yerlerde orman yangınları çıkaracak. Tüm bunlar yetmezmiş gibi darbenin yarattığı şok dalgası küresel depremleri ve volkanik patlamaları tetikleyecek. Toz ve diğer parçacıklarsa yıllarca yeryüzünü kaplayacağından hayatta kalmak çok zor olacak. Fakat neyse ki bilim insanları var. Onlar günümüzde asteroitler için bir yön saptırıcı tasarlıyor. Yön saptırıcılar asteroitleri uzaydayken patlayıcılarla vuracak. Amaç anasa bu patlayıcıların asteroidin yüzeyini parçalayıp yörüngesini değiştirmesi. 5. Büyük Kaskadyen Çukuru. Dalma bölgesi bir araya gelen iki tektonik plakadan birinin bükülüp diğerinin altına kaymasıyla oluşur. Amerika'nın batı kıyısının açıklarında, Pasifik Okyanusu'nun dibinde ise bir dalma bölgesi bulunmaktadır. Buraya Kaskadyen Çukuru denilmektedir. Bu olay, okyanus tabanının Kuzey Amerika kıtasının altına doğru ilerlemesine neden olmaktadır. Bu yüzden zemin yılda yaklaşık 4 cm hareket etmektedir. Üste kalan katmansa sıkışık bir haldedir. Bu da Kuzey Amerika plakasına basınç uygulanmasına sebep olmaktadır ve bu enerji her geçen gün birikmeye devam etmektedir. Biriken enerjinin ise bir şekilde boşalması gereklidir. Bu da ancak 9 şiddetindeki bir depremle mümkündür. Deprem sahilin 2 metreye kadar suya batmasına ve yatay olarak hareket etmesine sebep olabilir. Depremin ardındansa 2010 yılında Japonya'yı vuran dalga benzeri bir tsunami yaşanabilir. Peki yakın zamanda 9 şiddetinde bir deprem bekleniyor mu? Bilim insanları önümüzdeki 50 sene içerisinde 7.1 şiddetinde bir deprem meydana gelme olasılığının %37 olduğuna inanmaktalar. Ama bildiğiniz gibi son yıllarda doğa bizleri şaşırtmayı başarıyor. Kim bilir belki de 2021 yılında bizi yine şaşırtır. Ama dua edelim ki videomuzda bahsettiğimiz felaketlerden hiçbiri bir daha yaşanmasın ve 2021 yılı ve sonrası hepimizin hasret kaldığı huzuru bizlere yaşatsın. Siz de videomuz hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.